Aslında kendi bıyığım. Sadece burada takıyorum. Bıyık benim yani. Evden getirdiğim kendi bıyığım yani. Cumartesi akşamlarımızın neşesi. 80'lerin Ergun Pila, Serhat Kılıç. Bir de bugünün konu. İsim neydi sizin? Kaç yıldır çekiyoruz? Bak şimdi kapa gözünü. Kapa gözünü. Hayır. Buradaki Türkçe mi? Hayır. Aa. Hayır. İngilizler de önce Türkçe konuştular, sonra İngilizce konuştular. Ve bunlar şaka değil diyorsun. Değil. Yine altın Uygurlardan içinde. Beri Türkçe. 80'lerin renkli setinde Ergun Pilak'ı canlandıran Serhat Kılıç'a rastlıyoruz. Ergun Pilak'la siz TRT1 izleyicilerine özel keyifli söyleşimiz başlıyor. Aslında oynadığım Ergun Pilak birazcık 80'lerin Serhat Kılıç'ta kalan tadını oynuyorum aslında. Yani mahalledeki abilerin toplamı. İşte Okan abi vardı, Erdener abi vardı, Hakan abi vardı. Onlar bizi maçlara alır mı? Kaleye geçer miyiz? Yaşıtımız bütün kızlar onlara aşık. Yani bambaşka. Komşuluk var, vefa var, dostluk var. Kapıda kalırsan Solmaz teyzenin kapıyı çalıp gece de onlarda kalabilirsin. Kimse de garipsemez. Yani 80'lerde çocuk olmak bambaşka. Şimdi çocuk olmak aynı şey değil. Hatta şimdiki tam olarak çocuk olmak bile değil galiba. Ayakçana yapmışsın, doğru söylüyor. Hem böyle daha iyi olmuşsun usta ya. Daha bir ciddi olmuşsun. Vallahi billahi yemin ediyorum sana. Neydi o ya? Nevresim takımı gibi gömlekler falan. Ne biçim böyle? Nevresim takımı ne ya? Nevresim takımı ne? Peki geçmişe dair en çok hangi duyguyu özlemle anıyorsunuz? Komşuluk. Komşuluk. Yani üst katımdakini, alt katımdakini, karşıdakini, alt kattakinin oğlunu, herkesi tanımak. Herkesin de seni tanıyor olması. Ya hiçbir şey yapmasam, Tekin lojmanlarında oturuyorduk. Babam elektrik mühendisiydi. Hiçbir şey yapmasam gece 1'de 2'de Bekçi Kulübesi'ne iniyordum. Süleyman Bekçi, Ayhan Bekçi. Yani babamın inip gece 4'te, o zaman da adam il işletme müdürü yani. Bekçi Kulübesi'ne inip, oğlum Süleyman Bekçi siz ne yapıyorsunuz burada? Muhabbet ediyoruz. Süleyman Bekçi'nin eşinin yaptığı poğaçaları yiyoruz. Yani biraz iletişim kurma meraklısıydım. Biraz empat, rahatsızlık derecesinde empatım. O yüzden de insan, insan olsun. Samimiyet, en çok özlediğim duygu bu. Tamam buldum, samimiyet. Samimiyet. Hiç kimse kendi bile değil artık. O zaman biraz daha kendimizdik. Kendimiz olmaktan korkmuyorduk. Şimdi kendimizle yüzleşmeye korkuyoruz. Çok yalnızız. Bu bulduğum bordroda işte uzun uzun kalacaksın. Hatta şu anda senin olmamız gerekiyor. Hayır. Efendim de olsun olmamız gerekiyor. Hayır bak yok. İstifa yok. İşte bu şartlar yüzünden ben patron diyorum İsmail'im. Serhat Kılıç, oyuncu olmaya nasıl karar verdi? Hep bir oyun oynamak hali vardı zaten. Oyun oynamak hali. Hala var. Şu anda da var. Yani dikkat edin siz kamerayı kapattığınızda da açtığınızda da biz oyun oynamak halindeyiz. Eğer oyun oynamazsak gündemden konuşmak zorundayız. Ve gerçekten hiç iç açıcı değil. Yani bu yüzden de oyun oynamak hali cazip geliyordu. Küçükken de öyleydi. Herhangi birkaç malzemeyle hemen kendime bir alan yaratıp yani hiçbir şey yapamasam işte... akşam teyzemin, dayımın, onun, bunun taklitleri, işte gündüz ne olduysa. Annem zaten şey dermiş, teyp kaydediyor dermiş. Teyzem gelirmiş gündüz, işte dayımla tartışmışlar diyelim ki. İşte abim öyle dedi de böyle dedi falan, ben de yerde oynuyorum. Annem şey yapmış, yapma teyp kaydediyor dermiş, teyp kaydediyor. Teyzem de aman ne var diyormuş, çocuk işte. Akşama dayım gelirmiş, hadi bana bir teyzeni yap dermiş, teyzem ne dediyse. Şimdi de anneni yap, annem ne dediyse kaydederdim. İstersen başka bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim mesela? Ne bileyim ben workshop'a geleceğim de bir şey yapacağım de. Aa evet workshop'a davet edecekler gideceğim inşallah. Yenilerini ettik davet ettik ya. Ettikleri ya. Zaman gün Hacı olarak. Harika bir tanıtım oldu gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Çonka'ya. Peki başarılı oyuncu hayal ettiği noktada mı? Hayal ettiğim şeylerin peşindeyim. Hayal ettiğim
nokta oyunculuğumla ilgili bir nokta değil aslında. Okul birazcık bunun bir parçası. Yani birazcık ne bileyim işte öğrendiklerim ve edindiklerimle ilgili bir şey yapmak. Yani oyunculuk zaten yapıyorum ama yanında bir şey yapmak, birilerini yetiştirmek. Yani tek bildiğim şey bu olduğu için maalesef. Yani okul açtım ama ticaretten anlamıyorum. Kardeşim var başında. Yani ne nasıl olmalı, ücret ne kadar olmalı, kaça bölünmeli, ona ne kadar, yani hiç bunlardan anlamıyorum. Edebiyat, müzik, şiir, resim, bunlar olsun. Tiyatro seyircisinin yetişmesi neredeyse 20 yıl. Yeni bir seyircinin yetişmesi. Ve şimdi yeni yetişecek olan seyirci 7 saniyelik videolarla avunuyor ve diyor ki beni dikkatimi çekmek için 7 saniyen var. 8. saniyede benim için yoksun sen. Ama bizim aynı zamanda o nesle bütün bu klasikleri ve bu evrensel olan, insana ait olan fikirleri vermemiz lazım. Ne yapacağım yani Oscar mı alacağım gidip yani. Ödüllere falan pek inanmadığım için hayal ettiğim yer, insanlara en çok ulaştığım yer. Galiba yine okul. Bordrolu bir işte çalışacaksın. Yetmez. O bordrolu işte uzun uzun kalacaksın. Ayrılmak yok, istifa yok. Hayır. İşte bu şartlar yüzünden bu patronu dövüp istifa edemiyorum. Biliyor ya bu, ya biliyor. Oyun yaptı. Biliyor, oyun yaptı. Ne yapıyorsun diyor. Bordrolu bir işte çalışacaksın. Yetmez. O bordrolu işte uzun uzun kalacaksın. TTK mıydı neydi ya? Ayrılmak yok, istifa yok. Ya esnaf, evet. Çocuğum esnaf. Tamam orada. Bordrolu bir işte çalışacaksın. O bordrolu işte uzun uzun kalacaksın. Başka? Herhalde şey yok. Ne yok? İstifa yok. Yok değil mi? Ayrılmak yok. Evet. Yetmez mi? Gelişen teknolojinin yaşamlarımıza sağladığı fayda ortada. Ancak birçok şeyin eski tadını alamıyoruz galiba. Kendimize oyuncaklar yaptık. İşte sosyal medya, işte Twitter, Instagram vesaire. Bunlar bizim oyuncaklarımız. Ve biz bu oyuncaklarla sağaltıyoruz kendimizi. Yani ne yapıyoruz mesela? İkimiz böyle oturuyoruz. Şurada da birine tecavüz ediyorlar. Bundan 15-20 yıl önce ne yaparız? Kalkıp müdahale ederiz değil mi? Şimdi şunu yapıyoruz. Aa bak kadına. Tecavüzü lanetliyorum. Kaç kişi? 100 kişi. Terörü lanetliyorum. Oh. Lanetledim. Ve tepkimi verdim. Hele ki biz ünlüler. Ünlülerden tepki yağdı. Yani tepki yağdı dediği bayağı pufuduk terlikleriyle oradan lanetliyorum yazmış. Nasıl tepkili. Yani kendimi de dahil ediyorum buna. Biz diyorum. Lütfen kimse üstüne alınmasın ama biz bu hale geldik. Yani vicdan, sağduyu, hoşgörü, empati, sevgi, dostluk, tanışıklık. Eskiden içinin güzelliği dışına vurmuş derlerdi. Hiç öyle laflar duyuyor musun? Öyle laflar yok. Çünkü hiçbirimiz birbirimizin içine ya da başına, orasına, burasına bakmıyoruz. Kartvizitlerimiz, statülerimiz, kullandığımız arabanın markası, cep telefonu markası, ne zaman yeniledin? Önce her sevdiğin tanelerden kağıtta bağırıyorsun abi. Müzikle içli dışlı olduğunuzu biliyoruz. Peki en çok hangi tür müzik yüreğinize dokunur? Duruma, zamana, mekana, koşullara ve haleti ruhiyeme göre değişir. Yani Neşet Ertaş da yeri geldiğinde bir bozlak söylediğinde çok duygulanırım. Maria Callas'tan bir şey dinlediğimde de çok duygulanırım. Ya da Aşk İksirinden Una Furtiva Lagrima'yı da gece bazen yüksek sesle açar dinlerim. Vladimir Vysotsky'yi de çok severim. Kitaro'ya da meraklıyımdır. Ama eski rockçılardanım da. Freddie Mercury'yi de çok beğenirim. Güzel olan her şeyi dinlerim, izlerim, severim, araştırırım, arar bulurum. Halime bakın, şu matem elbiselerime bakın. Biraz örnek alın, biraz aşkı öğrenin. Sevmeyi öğrenin biraz, fedakarlık. Merak etme. Biraz. 80'li yıllara ait vazgeçilmez şarkınız hangisi? Yani TSM'den sevdiklerim çok var. Gülünce gözlerin içi gülüyor, bak yeşil yeşil. Annem çok güzel söyler. Çok da söylerdi eskiden. Yani bayağı bir restorana giderdik, yemek yerdik. Dönüşte radyo açmazdık. Annem başlardı. Ardından ben katılırdım. Ardından Sinem. Babam katılana kadar söylerdik. Babam katılınca
Çok kötü söyler babam gerçekten. Ya hakkını verir. Kötü söylemenin hakkını verir. Eğlenceli, şakacı, komik. Of. O kadar eğleniyoruz ki burada. Bakın mesela hop. Evet. Serhat Kılıç en çok neye güler? Komik olan her şeyi gülerim ya, hiç çekinmem. En çok neye hüzünlenirim? Çaresizlik. En çok neyin kokusunu sever? Arıyorum kokuyu. Ya bulunca haber veririm. Bunun kokusuymuş derim ya. Canım çok fena Hindistan cevizi çekti. Nasıl meyveymiş bu ya? Belki soy olarak açılıyordur. Hasta öldü. Sımsıcak aşkların, ebedi dostlukların, unutulan tatları 80'lerle ekrana geliyor. 80'ler yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Sana bunu yapan bunlardan hangisi? Kırıkkale bu. Ben de alıcı ya. İtiva, uğursuzluğa. Annem bunları hak etmedi ki. Annem çok hasta.